Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın şu anda birinci gündemi Heidelberg yakınlarındaki St. Leon Road şehrinde bir okulda işlenen cinayet. Bakalım detayları neler. Heidelberg yakınlarındaki St. Leon Road şehrinde bulunan bir lisede bir erkek öğrenci kız öğrenciyi okul bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. 18 yaşındaki saldırgan erkek öğrencinin olay yerinden kaçtığı ancak daha sonra polis tarafından yakalandığı açıklandı. İkilinin birbirini tanıdığı ve aralarında aşk ilişkisi bulunduğu da iddia edildi. Öğleden önce meydana gelen olay sonrası çok sayıda polis ve özel tim okula sevk edildi. Saldırı sonrası olay yerinde yapılan ilk müdahaleye rağmen genç kız öğrencinin kurtarılamadığı belirtildi. Okula ambulans ve helikopterler de sevk edildi. Mannheim polisi operasyon sırasında lisenin tahliye edildiğini ve öğrencilerin yan sokaktaki güvenli bir buluşma noktasına götürüldüğünü belirtti. Okulda yaklaşık 685 öğrenci ve 85 öğrencinin de bu olay sırasında bulunduğu belirtildi. Evet, maalesef genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden duyduğumuz okul cinayetlerini artık Avrupa'da da duyuyoruz. Tabii olayın iç yüzü nedir? Bu olay özelinde konuşmuyorum ancak gerçekten sanal bir gençlik yetişiyor. Elindeki telefona bağlı, dünyayı o elindeki telefondan ibaret bilen, gerçekten büyük bir saldırı altında, kapitalist sistemin saldırısı altında olan gençler, çocuklar var. Maalesef hepimizin çocukları bu şekilde, ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Sürekli tüketen bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Ellerinde cep telefonuyla sadece sanal bir dünyada yaşadıklarını sanıyorlar. Maalesef önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri üzücü pek çok olay duyacağız gibi. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri demişken size hemen Amerika'dan bir haber vereyim. Amerika'nın Florida eyaletinde 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Bununla ilgili olarak Florida eyaleti meclisinden bir kanun çıktı. Florida eyaletinde 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Ne kadar uygulayabilirler bilemiyoruz. Ancak böyle bir yasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkartılıyor olması bize şunu söylüyor. Büyük bir tehlike var. Çocuklarımız büyük bir tehlike altında. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı bu sosyal medya belasından korumaya çalışsak da ne kadar başarılı oluyoruz? Soru işareti. Sosyal medyadan çocukları uzak tutmak gerçekten çok zor. Hayatı sadece ellerindeki o telefondan ibaret biliyorlar. Bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de güzel bir haber vereceğim size. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun, ben de emekli olmak istiyorum diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi artık emekli olabilirsiniz. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımefendiler bundan çok kolay bir şekilde yararlanabilir. Üstelik bu emeklilik işlemlerini yaptırmak için dünyanın neresinde olursanız olun artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Tek bir telefonla artık emekli olabiliyorsunuz ve emeklilik maaşına kavuşabiliyorsunuz. Şimdi nasıl emekli olacağınızı, nasıl emekli maaşı alacağınızı, Türkiye'de nasıl bedavadan, sağlıktan, doktordan yararlanacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını öncelikle bir yere kaydedin ve bu videoyu da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, siz yurt dışında ikametgaha sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler, size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik
işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'e çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece, bakın, tüm işlemler dahil, Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'nin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına parayı yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, tüm bilgilerinizi alıyor, sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor, WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen, uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir, ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar, kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecek de bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler, yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar, babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez. Ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Güzel yarınlarınız olsun. Sevdiklerinizle birlikte hep sağlıklı, mutlu olun inşallah. Hoşça kalın.